Gayri nakdi krediye sorumluluk veya yükümlülük kredisi de denir. Gayri nakdi krediler, nakden verilen kredinin aksine bankanın para ödemediği, yani riskin gerçekleşmesi halinde zararın sorumluluğunu yüklendiği, ödemeyi korkulan olayın ortaya çıkması halinde yaptığı kredilerdir. Gayri nakdi kredilerin tartışılacağı bu programda anahtar kavramlar, gayri nakdi krediler ve teminat mektuplarıdır. Bu programı izledikten sonra gayri nakdi kredi nedir, çeşitleri nelerdir ve Türkiye'de uygulama şekilleri nasıldır sorularına yanıt bulabileceksiniz. Gayri nakdi krediler, bankalar tarafından gerçek ya da tüzel kişilere yurt içi ya da yurt dışı faaliyetlerinde kullanmaları için verilen teminat mektupları ve garantilerdir. İşi yüklenenin yükümlülüğünü önceden kararlaştırılan koşullara uygun olarak yerine getirmesini sağlamak üzere verilirler. Gayri nakdi krediler 5 grupta toplanabilir. Bunlar teminat mektupları, kontur garantiler, kefaletler, aval, kabul ve ciro kredileri, akreditif ve prefinansmandır. Bu belgeler müşterinin iç ya da dış piyasalardan satın almak istediği malın tam olarak zamanında yükleme yapılmasını ve kendisine ulaştırılmasını sağlayan, bankanın kendisine güvendiğini, ödeme sorununun olmadığını, olsa dahi kendisinin bunu yüklenmeye hazır olduğunu bildiren nakit olmayan kredi dokümanlarıdır. Gayri nakdi kredi türleri iki grupta toplanabilir. Bunlar iç piyasa ve dış piyasaya yönelik gayri nakdi krediler ve teminat mektuplarıdır. İç piyasaya ve dış piyasaya yönelik gayri nakdi kredilere örnek olarak ithalat akreditif kredisi, aval kabul kredisi ve prefinansman kredisi verilebilir. Teminat mektupları ise konularına, geçerli olduğu sürelere ve bankanın yükümlü olduğu meblağa göre üç bölümde toplanmaktadır. Teminat mektupları, bankaların yurt içinde ve yurt dışında bulunan gerçek ya da tüzel kişiler lehine bir malın teslimi, bir işin yapılması, bir borcun ödenmesi gibi konularda muhatap kuruluşa hitaben verdikleri ve borcun lehtar tarafından yerine getirilmemesi halinde mektup tutarının banka tarafından ödenmesi taahhüdünü içeren kredilerdir. Teminat mektupları gayri nakdi kredi türlerindendir. Bankanın teminat mektubu ilişkisine taraf olmasıyla müşterisine nakit kredi kullandırmaz. Ancak kredi saygınlığının ve güvenilirliğinin müşteri tarafından kullanılmasına izin verir. Banka müşterisi olan lehtar, müşteriyle sözleşme yapacak kişi olan muhatap ve banka olmak üzere teminat mektubunun üç tarafı vardır. Teminat mektupları üç ana kısımda toplanabilir. Bunlar konularına göre teminat mektupları, geçerli oldukları sürelere göre teminat mektupları ve bankanın yükümlü oldukları meblağa göre teminat mektuplarıdır. Konularına göre teminat mektupları, geçici, kesin, avans teminat mektupları, gümrüklere, mahkeme ve icra dairelerine, vergi dairelerine hitaben verilen teminat mektupları ve serbest konulu teminat mektupları başlıkları altında incelenebilir. Geçerli oldukları sürelere göre teminat mektupları ise vadesiz ve vadeli teminat mektupları olmak üzere ikiye ayrılır. Bankanın yükümlü olduğu meblağa göre teminat mektupları da limitli ve limitsiz teminat mektupları olmak üzere ikiye ayrılır. Kontür garantiler ya da karşı teminatlar, uluslararası ticarette malın tesliminden önce peşin ödemelerin olduğu durumlarda verilen belgedir. İhracatçının malı teslim etmemesi durumunda, ihracatçı ülkedeki bir bankanın ithalatçıya peşin ödediği miktarın geri ödeneceğini belirtir bir teminat mektubudur. Ülkelerin önemli ihalelerine katılan yabancı yatırımcılardan teminat istemeleri de bu çerçevede değerlendirilir. Yabancı yatırımcıların, taahhütlerinin arkasında durmalarını teminat altına almak için yüklenici firmaların ülkelerindeki bankalardan kontur garanti istenmektedir. <laughs> aval kredisi bankaların kredi borçlusuna nakit ödeme yapmadan onun lehine sorumluluk altına girdiği bir yükümlülüktür. Kambiyo senedinde alacak hakkının bir parçasının ya da tamamının ödeneceğinin taahhüt edilmesidir. Aval şahsi bir teminat ilişkisi meydana getirmekte ve nitelik itibariyle poliçe kefaleti olarak da adlandırılmaktadır. Ancak Aval kefaletin aksine bir kambiyo taahhüdüdür ve bu özelliğiyle asıl borç ilişkisi geçersiz olsa da hüküm sonuçlarını tam olarak doğurur. Kabul kredisinde ise banka müşterisinin satım, eser, kira vekalet gibi bir sözleşmenin taraflarınca kararlaştırılan bederi içeren poliçeyi kendi üzerine çekmesini izin vermekte ve bu poliçeyi kabul etmeyi taahhüt etmektedir. Kabul kredisinde keşideci, lehtar ve muhataptan oluşan üçlü bir kambiyo ilişkisi bulunur. Muhatabın poliçe üzerine imza koyarak kambiyo ilişkisine dahil olmasıyla kabul kredisi düzenlenmiş olur. Burada banka muhatap sıfatıyla kambiyo ilişkisine dahil olur. Banka herhangi bir nakit ödemede bulunmadan kendi itibarını müşterisine kullandırır. Müşteri vade dolmadan poliçe karşılığını bankaya ödediğinde ise kambiyo ilişkisi müşterinin yaptığı dolaylı ödeme ile son bulur. Ciro kredisinde ise banka müşterinin keşide ettiği ya da kabul eden muhatap olarak kambiyo sorumluluğu üstlendiği senede cirosunu koymakta ve böylece ciro zincirinde yer alıp sorumluluk yüklenmektedir. Akreditif işlemi uluslararası ticarette güven sorununun aşılması ve dış ticaret uygulamasının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Akreditif, ithalatçının bankası aracılığıyla ihracatçı ülkede bulunan aracı bankada ihracatçı lehine açtırdığı bir tür itibar hesabıdır. Akreditif, ithalatçının isteği üzerine açılır. Belli bir vade içerisinde ve ayrıntıları ithalatçı tarafından belirlenir. Ancak belge ihracatçı tarafından düzenlenir. Akreditif, ithalatçının öngördüğü diğer koşulların yerine getirilmesi koşuluyla ihracatçıya ithalatın bedeli kadar ödeme yapılacağını ihracatçı tarafından düzenlenen poliçeleri kabul ettiğini yazılı olarak taahhüt etmesidir. Bir akreditif işleminde genel olarak akreditif amiri, akreditif bankası, akreditif lehtarı ve muhabir banka olmak üzere dörtlü bir ilişki söz konusudur. Akreditif amiri, akreditif talimatını veren alıcı ya da ithalatçı konumundaki gerçek ya da tüzel kişidir. Akreditif bankası, akreditif müşterisinin akreditif talimatını verdiği bankadır akreditif lehtarı ise lehine akreditif açılan ihracatçıdır ve son olarak muhabir banka akreditif bankasının talimatlarına uygun olarak lehine akreditif açıldığını satıcıya bildiren ve akreditifin şartlarını tebliğ eden ödeme konusunda herhangi bir sorumluluk üstlenmeyen hatta teyit verebilen bankadır finansman, ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımlarının finansmanında kullanılır. Prefinansman, firmaların bizzat yurt dışındaki alıcıdan ya da uluslararası finans kurumlarından sağladıkları döviz ya da efektiflerin Türkiye'deki bankalarla yurda getirilerek Türk lirasına çevrilip azami 18 ay vadeli kullandırılan kredilerdir. bankaların kullandırdığı kredilerin bir kısmı nakdi, bir kısmı ise gayri nakdi kredi niteliğindedir. Gayri nakdi krediler, bankaların yurt içinde ya da yurt dışında bulunan gerçek ya da tüzel kişilere ticari işlemlerini yerine getirmelerini sağlamak üzere verdikleri teminat mektupları ve garantilerden ibarettir. Gayri nakdi kredilerin başlıcaları, teminat mektupları, kontur garantiler, kefaletler, aval, Kabul ve ciro kredileri, akreditifler ve prefinansman kredileridir. Bu tür kredilerin kullandırılmasının altında yatan temel amaç çoğunlukla dış ticarette ödemelerden kaynaklanan güven duygusunu ortadan kaldırıp ülkeler arasında mal mübadelesinin gelişmesini sağlamaktır. Bunu yaparken bankalar ellerindeki nakit fonları kullanmadan kendi kredi itibarlarını müşterileri lehine kullanarak finansal bir etkinliğe imza atmış olurlar. Bu programda gayrinakdi kredi kavramı çeşitleri ve uygulanış şekilleri konularına değinildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi bankalarda kredi yönetimi ders kitabının 6. ünitesinde bulabilirsiniz.